Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet 9. sınıf fizik 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. E, sınavda çıkabileceğini düşündüğümüz tarzda güzel sorular hazırlamaya çalıştık. E, sınavlar erteleniyor, bazı okullarda yapılıyor e, sanırım. E, biz e, sınav olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz ve e, onların da e, faydasını olabilecek e, bazı soruları hemen çözmeye başlayalım sizler için. İlk hızı 20 metre bölü saniye olan 6 kilogramlık cisme şekildeki kuvvetler etki ediyor. Cisim doğu yönünde hareket etmektedir. Evet, cismin doğu yönünde hareket ettiğini söylüyor bize şu anda. E, 6 kilogramlık bir cismi zaten kütlesi de belli. E, ne yapacağız? Bileşke kuvvetini alacağız. Cisim bakalım dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde mi? Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde mi? Hemen bir bakalım. E, 70 newton batı yönünde, 15 ve 25 newton doğu yönünde etki ediyor. Bakın, aynı yönlü olan kuvvetleri toplayacağız. 15 Newton ve 25 Newton'lu kuvvetleri topladığımızda 15 artı 25'ten burada 40 Newton'luk doğu yönünde kuvvet 70 Newton'luk da burada batı yönünde kuvvet etki ediyor. E büyük olandan küçük olan çıkarıldığında ne olacak bakın. 70 eksi 40'tan net kuvvet bileşke kuvvet 70 eksi 40'tan 30 Newton gelecek ve batı yönünde olacak. Çünkü büyük olan yani hangisi büyükse e, onun yönünde e, bileşik kuvvet etki etmeye başlıyor. Ama başlangıçta cismin hareket yönünün doğu olduğunu söylemişti bize. Hmm, şimdi doğu yönünde gidiyordu ama ben bunun tersi yönünde, ters istikamette bir kuvvet etki etmeye ya da e, uygulamaya başladım. Ne olacak? Cisim yavaşlayacak. Yavaşlama hareketi yapacak. Cismin 3 saniye sonraki hızını ve kinetik enerjisini bulunuz demiş. Şimdi başlangıçta bu cisim 20 metre bölü saniye hızla gidiyordu. 20 metre bölü saniye hızla gidiyordu. Ee, üzerine etki eden bileşke kuvvet 30 Newton olduğuna göre F eşittir MA'dan F eşittir MA'dan bileşke kuvvet 30 Newton cismin kütlesi 6 kilogram buradaki ivme ne oluyor arkadaşlar bakın ivme 30 bölü 6'dan 5 metre bölü saniye olmuş oluyor. Peki e, bu 5 metre bölü saniye hangi tarafa doğru? Cismin hareket yönüne ters yönde. Yani onu yavaşlatan bir ivme. Yani negatif ivme olmuş olacak. E, bu sebeple her 1 saniyede hızımız 5 metre bölü saniye azalacak. Bu şu anlama gelmiş oluyor. 20 metre bölü saniye hızla gidiyordum ben. 20 metre bölü saniye hızla gidiyordum. 1 saniye sonraki hızım 15 metre bölü saniye, 2 saniye sonraki hızım 10 metre bölü saniye, 3 saniye sonraki hızım da 5 metre bölü saniye anlamına geliyor. Yani giderek 5, 5, 5 azalarak ne olacak? Belki bir zaman sonra bu cisim duracak arkadaşlar. Ee, bize 3 saniye sonraki hızını soruyordu. 3 saniye sonraki hızının 5 metre bölü saniye, kinetik enerjisinin de 3 saniye sonra hemen kinetik enerjinin formülünü de yazalım. 1 bölü 2 mv kare formülüyle bunu hesaplıyorduk. Değerleri yerine koyduğumuzda 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 6. Hızımız 3 saniye sonra 5 metre bölü saniye olacağı için 5'in karesi. Bu hesaplamayı yaptığımızda 2 ile 6 sadeleşiyor. Burada 3 kalıyor. 3 çarpı 25'ten kinetik enerjimin 75 Jul olduğunu söyleyebilirim. Sınavlarınızda birimleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Birimlerden de öğretmenler bazen puan kırabiliyorlar dedik ve sorumuzu cevaplamış olduk. Evet doğru yanlış soruları var. Onlara bir bakalım. Esneklik maddeler için ayırt edici bir özellik mi? Evet esneklik katsayı da, e, esneklik katsayısı denen bir sabit var. Her maddenin kendisine göre bir esnekliği vardır. Bu sebeple bu doğru bir ifade. Ayırt edici bir özellik çünkü. Naftalinin katı halden gaz hale geçmesi kimyasal değişimdir. Arkadaşlar katı halden gaz hale geçiyor. Yani madde hal değişimine uğradı. Süblimleşme diyoruz hatta buna. Ama arkadaşlar hal değişim olayları kimyasal değişim değil fiziksel değişimdir. Suyun donması, işte buzun erimesi vesaire de buharlaşma olayı bunların hepsi fiziksel değişimdir diyoruz. Aman dikkat edin kimyasal değişim değildir. Yanlış. Uranyumun toryum elementine dönüşmesi sırasında atomun çekirdek yapısı değişiyor. Burada radyoaktif e, elementler bunlar zaten. Uranyum, bunlar radyoaktif elementler. E, nükleer reaksiyon meydana geliyor. Ve ne olacak? E, atom çekirdeğinde yapı değişmiş oluyor diyoruz. E, yani proton sayısı falan da değişiyor. Öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp olan maddenin 25 santimetre küplük hacmi 6,25 gram kütleye sahiptir. Özkütlenin kütlenin formülünü hatırlayalım. D eşittir, M bölü ve D de muzu böl, ver gibi bu formülü ezberleyebiliriz. Ee, Özkütleyi yerine yazıyoruz. 4 gram bölü santimetre küp eşittir. Ee, 25 santimetre küplük hacmi demiş. Hacim gördüğümüz yere 25 santimetre küp yazarsak kütle değerimiz ne olacak? Tabii ki bu matematiksel işlemde kütle değerinin bulunabilmesi için içler dışlar çarpımından 4 ile 25'in çarpılması gerekiyor. Yani m kütlesinin burada 100 buradaki santimetre küplerde sadeleşir çarpım durumunda 100 gram olduğunu söylememiz gerekiyor ama 6,25 demiş. Yanlış diyoruz. Gümüşün kararması arkadaşlar kimyasal bir olay mıdır? Evet. Gümüşün kararması kimyasal bir e, olaydır çünkü yapı değişiyor. Yani gümüşün ya da gümüş atomlarının yapısı değişmiş oluyor. bu sebeple geride dönüştürülemeyen bir olay olduğu için gümüşün kararması kimyasal bir olay. Isı alan bir maddenin kütlesi zamanla artar mı? Kütle arkadaşlar değişmeyen madde miktarıdır. Yani evrenin neresine giderseniz gidin kütle değişmeyecek. Bu sebeple ısı aldı diye maddenin kütlesi değişmez. Peki neyi değişebilir? Isı alırsa sıcaklığının artması sonucunda genleşebilir. Yani genleşme sonucunda da boyutlarında yani hacminde bir değişim meydana gelir. Evet hacimde bir değişim meydana gelir ama kütle değişmez diyoruz. Her madde uzayda bir yer kaplar mı? Evet maddenin e, uzayda kapladığı yere biz hatta ne diyoruz? Hacim diyoruz. Eğer madde ise maddesel bir formsa nedir? O e, uzayda bir yer kaplar bir yer işgal eder. Bu sebeple cevabımız doğru olacak. Evet doğru yanlış sorularımızı tamamladık. Hemen vakit kaybetmeden diğer sorumuzla devam edelim. Evet. E, üç öncüllü bir soru. A noktasından B noktasına gelen bir hareketinin yer değiştirmesi kaç metredir? Şimdi e, pozitif yönde mi gidiyor, negatif yönde mi gidiyor? Bu da çok önemli. A noktasındayız diyelim. Ve tabii ki şu aralıklara da dikkat edelim bakın. E, yani nokta vermiş ama değerini göstermemiş. Bunu bizim kendimizin fark etmesi gerekiyor. 0-5 bakın burası. Burası eksi 10 ile eksi 20 arası eksi 15. Bunları sınavda kendiniz not alın lütfen. Eksi 20 ile eksi 30, eksi 25 oluyor. Yani A noktası eksi 25. konum. B noktasına geliyorum ben. Önce sıfır konumuna gelsem mesela. Doğu yönünde hareket ediyorum. Bakın bu tarafa doğru gittim. Ne kadar geldim? 25 metre yol geldim. 25 metre. Daha B noktasına gideceğim. B noktasına gelene kadar da 5, 15 olduğu için... Demek ki 15 metre daha gidiyorum. Ne oldu? 25 artı 15 metreden 40 metre doğu yönünde yer değiştirmiş oldum. Çünkü arkadaşlar yer değiştirme e, vektörel bir büyüklüktür. Ama alınan yol vektörel bir büyüklük değildir. Bu sebeple yer değiştirme sorduğu için bize e, yönünü de belirtmemiz gerekiyor. Doğu yönünde 40 metre yer değiştirmiştir dememiz gerekiyor. C noktasındaki bir hareketli, evet C'deyiz. Yani eksi 5 konumundayız. Ee, önce A noktasına gidiyor. Önce A noktasına gitti. Buraya geldim. Eksi 5'ten, eksi 25'e geldim. Eksi 20 metre yer değiştirdim. Sonra B noktasına gitmiştir. Buradan da geldim. Az önceki gibi B noktasına gittim. Ee, hareketli e, hareketi sırasında aldığı yol kaç metre? Bakın yer değiştirmesini sormuyor bize, aldığı yolu soruyor. O zaman ne yapacağız? Hiç işaretlerine bakmamıza gerek yok. C'den A'ya gelirken 20 metre, A'dan da B'ye gelirken e, 40 metre yol aldığı için 20 metre artı 40 metreden toplamda 60 metre yol almıştır diyebiliriz. Peki arkadaşlar. E, yer değiştirmesi ne kadardır? Gülümseten soru olmuş olsun size. Şu ikinci öncül için yer değiştirme ne kadardır? Bunun da cevabını sizlerden alalım. Doğru olan cevapları beğeneceğiz. Bunu da belirteyim. E, B noktasındaki bir hareketli A noktasına 4 saniyede geldiğine göre. Evet B'deyiz şu anda. E, A noktasına 4 saniyede geliyor. A noktası direk buraya geliyor. Hiçbir yere uğramamış. Bakın tam C'den geçiyor ama doğrudan B'den A'ya geliyor. E 15. metredeyiz. Nereye geliyoruz? Eksi -25'e. Yani batı yönünde 40 metre 40 metre yer değiştirmiş oldu. Yani eksi -40 diyebilirim. E, yer değiştirmesi için. Bunu kaç saniyede yaptı? 4 saniyede yaptı. O zaman ne olacak? Hız yer değiştirme bölü zamandan. Hız vektörel bir büyüklük yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Bakın ne oluyor? Vektörel bir büyüklüğü skaler bir büyüklüğe böldüğümüzde vektörel bir büyüklük elde ediyoruz. Bu sebeple bakın vektörel bir büyüklük olduğu için yer değiştirmeyi negatif işaretle gösterdim. Çünkü eksi yönde gitmiş. B'den A'ya batı yönünde gidiyor. eksi 40 bölü 4'ten hızının 10 metre bölü saniye ama eksi 10 metre bölü saniye olduğunu söyleyebilirim. Batı yönünde. Evet bu cevabımızı da verdik. Sorularımızı tamamlıyoruz. Grafikli bir soru var. Hız zaman grafiği verilmiş. E, bu araç t eşittir 0 anında nerede? P noktasında. Evet şurada. Başlangıçta P noktasında. Buna göre t eşittir 10. saniyedeki konumunu bulunuz. Hemen bakalım. Onu da grafikten bulacağız tabii ki. Buraya kadar bir gelelim. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yani şurası 10. saniyeye kadar e, yer değiştirmeyi veriyor. Bu sebeple şurada bir üçgen oluştu. Bu üçgenin alanını bir bulalım. 2 çarpı 5 üçgenden dolayı e, ne yapacağız? 2 çarpı 5 bölü 2'den 5. Şurası 5. Alınan yol 5. Burada ne kadar? Şurayı alalım. E, 4 çarpı 5 20. Burada da yine 2 çarpı 5 bölü 2'den 5 gelmiş olacak. Toplamda ne yaptı? 5 artı 20, 5 artı 20 artı 5'ten 30 metre yol aldı. 30 metre yol aldı ama hangi yönde? Pozitif yönde. Çünkü grafik bakın, e, yani hızımız bizim sıfırdan büyük e, pozitif yönde gittiğini gösteriyor bu. Pozitif eğer aşağıya inmişse burası da negatif yönde gittiğini gösterir. Yani doğu yönü olarak düşünebiliriz bunu. Doğu yönü pozitif, batı yönü negatif olarak alınabilir. Peki ben başlangıçta P noktasındaydım. 30 metre yol aldım. O zaman sayacağız. Yani Z noktasına gelmiş oluyorum. P'deydim. 10. saniyede Z noktasına geldim. Hocam 8. saniyede gelmiş oluyorum aslında. Niye 10. saniyede Z'de oluyorum? Çünkü arkadaşlar burada bakın hızı sıfırlanmış. Yani hareket etmiyor. Durdu. Geldi Z noktasına bekliyor. 2 saniye boyunca bekledi. Bu sebeple ne diyeceğiz? Z konumu olacak cevabımız. İkinci öncülde T eşittir. 14. saniyedeki yer değiştirmesi kaç metredir? Hemen 14'e bakalım şimdi. Bakın şu anda ben e, neredeyim? 10. saniyede Z'deyim. E, ne yapacağım şimdi? Buradan geri döneceğim. Çünkü negatif yönde gitmişim. Yani hızım negatif. Şurası 10 ile 14. saniyeler arası. Şurası 4. Şu e, uzunlukta bakın 5 olduğu için 4 kere 5 bölü 2'den 10 metre yer değiştireceğim ama negatif yönde gidiyorum. Negatif yönde gittiğim için 30'dan batı yönünde yani eksi yönde 10 metre bölü, 10 metre gidersem V konumuna gelirim. Bu sebeple yer değiştirmesi ne oldu? 14. saniyede ben başlangıçta P'deydim. Başlangıç konumuna göre alacağız çünkü. 14. saniyede başlangıç konumuna göre yer değiştirmesi 20 metre olacak. Bakın neden? Sıfırdan 20. metreye gelmişim. 20. metreye geldiğim için yer değiştirmem benim sadece 20 metre olacak. 3. öncülde ise araç hangi noktalar arasında sabit hızla hareket etmiştir? E, aracın sabit hızla hareket ettiği noktalar mesela şu hızının mesela e, sabit olduğu, değişmediği yerler. 2 ile 4'ün 2 4 6 evet şu aralık 2 ve 6. saniyeler aralığı. Şurası. Bir de arkadaşlar bakın şurada zaten 0 sabit hızla hareket etmiştir diyemeyiz ama şurada 14 ve 16 saniyeler arasında sabit hızlı bir şekilde hareket etmiştir. Ama bize süreyi sormuyor. Noktaları soruyor. Hemen bakalım. Ben ikinci saniyede neredeyim? Başlangıçta zaten P noktasındaydım. Bir daha m 5 alıyorum. P noktasındaydım. 2 saniye sonra neredeyim? 5 metre bölü yani hızım zaten 5 metre bölü saniye olduğu için 2 saniye sonra 5 metre yer değiştirmiş olurum. Yani R noktasındayım. Peki ben R'den itibaren... Şu 6. saniyeye kadar ne kadar yol aldım? 20 metre. R'den itibaren 20 metre yol alacağım. 5 10 15 20. Bakın şuraya. Yani R ile Y arasında şu aralıkta araç sabit hızlı hareket etmiştir diyebilirim. R ve Y bitti mi? Hayır. Bir de araç burada sabit hızla hareket yapıyor. Onu da aynı şekilde bulmam lazım. Ben 14. saniyede neredeydim? Az önce mesela evet 20 metre yer değiştirdim e, demiştim V'deydim değil mi? Evet şurayı hesaplamıştım çünkü ben e, 10. saniyede Z konumundaydım buradan geri gittim 10 metre Z'den V'ye geldim Z'den V'ye geldim şu anda V'deyim ve buradan da arkadaşlar sabit hızlı bir şekilde e, ne yapıyorum 2 çarpı eksi 5'ten bir 10 metrede burada gidiyorum bir 10 metrede burada gidersem V ile S arasında bakın 10 metre gideceğim için sabit hızlı bir şekilde V ile S aralığında da yine sabit hızlı bir şekilde gitmişim diyebilirim. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Bu soruları bu şekilde çözebilirsiniz. Dedikten sonra bir boşluk doldurma sorumuz var. Onu tamamlayalım hemen. Cümlelerdeki boşlukları uygun olan kavramlarla tamamlayınız. Bir cisim kendisine uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa kuvvet fiziksel anlamda iş yapmış sayılır arkadaşlar. Yani ne demek? Burada bir cisim var. Bu cisme eğer ben mesela doğu yönünde kuvvet uyguluyorum. Cisim bu doğu-batı doğrultusunda yani yatay doğrultuda hareket ediyorsa ben fiziksel anlamda iş yapmış sayılırım. Ama cisim burada dururken ben buna mesela yukarıdan aşağı doğru bir kuvvet uygularsam cisim hareket etmez ki aşağısı çünkü beton ya da yol yani hareket etmeyeceği için de aynı duvara mesela kuvvet uygulamamız gibi duvar yıkılmadığı müddetçe hareket etmeyecek biz de istediğimiz kadar enerji harcayalım. Fiziksel anlamda iş yapmış sayılmayız. Bir cismin hareket edebilmesi için ne olacak? E, nokta nokta değeri sıfırdan farklı olmalıdır. E, hemen bakalım. Bir cismin hareket edebilmesi için hız değerinin sıfırdan farklı olması lazım. Evet hız değeri sıfırdan farklı olması gerekiyor. Yani zaten hareket halindeki cisimlerin bir hızı, bir süreti vardır diyebiliriz. İş yapabilme yeteneğine biz enerji adını veriyoruz arkadaşlar. Eğer iş yapılmışsa demek ki enerji harcanmıştır diyebiliriz. Kinetik ve potansiyel enerjiyi toplarsak E kinetik artı E potansiyel bize neyi vermiş olur? E mekanik enerjiyi vermiş olur. Bu sebeple e kinetik ve Potansiyel enerjinin toplamını mekanik enerji olarak yazabiliriz. Birim zamanda harcanan enerji ya da birim zamanda yapılan iş, work bölü time, power'ı veriyor bize. Yani gücü vermiş oluyor arkadaşlar. Güç. Bunu mesela P harfiyle gösteriyoruz. Bu sebeple iş ya da enerji aynı şeyler. Birim zamanda yapılan iş ya da birim zamanda harcanan enerji, güç olarak ifade edilebilir. Motorun gücünü hesaplıyorsunuz mesela ya da e, kullanılan eşyaların gücünü hesaplıyorsunuz. Bu şekilde hesaplanabilir. Şekildeki sürtünmesiz yatay yolda durgun olan 4 kilogram kütleli bir cisme 120 Newtonluk kuvvet şekildeki gibi 15 metre boyunca etki etmiştir. E, 15 metre sonunda yapılan iş kaç jüldür? Şimdi arkadaşlar ilk öncül için ben cismin kütlesine falan bakmıyorum. Neyle ilgileniyorum? İşin formülünü hatırlayalım. Uygulanan kuvvet ve alınan yol. İkisinin çarpımı bana işi verecek zaten. E, bu sebeple kütleye bakmama gerek yok. Peki uygulanan kuvveti biliyor muyum? Evet 120 Newton. Alınan yolu biliyor muyum? Evet 15 metre yol aldırmış. Hem de benim e, yani kuvvet uyguladığım yönde e, sorun yok. Yani kuvvet uyguladığım doğrultuda cisim hareket ediyorsa fiziksel anlamda iş vardır. Bu sebeple sorun yok. Bu çarpımı yapıyorum. 120 çarpı 15, 1200, 600, 1800 yapmış oluyor. İkisinin çarpımı. 1800 jullük iş yapılmıştır diyebiliriz buraya. Çok basit bir çarpım yaptık. Cismin 15 metre sonrasındaki hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi ilk hızının sıfır olduğunu söylüyor. Bakın durgun demiş. Buradaki ifadeleri düzgün okumamız gerekiyor. Aman yanlışlıklar, hatalar çıkmasın. İlk hızı sıfır. Ee, başlangıçtaki o zaman kinetik enerjisi E kinetik enerji 1 diyelim. Başlangıçta 0. Peki sonra ne oluyor? Yani 15 metre sonra bu cisme ben 1800 jürlük iş yaptırmadım mı? Evet. O zaman ben bu cisme aynı zamanda 1800 jürlük enerji kazandırmışım demektir. Yani kinetik enerjisindeki değişim ne kadar? Delta E kinetik diyelim. Başlangıçta 0'dı. Son durumda E kinetik son eksi E ilk diyelim. ...EK1 diyelim ya da buna. Son durumdaki enerjim benim 1800... ...çünkü ben o kadar iş yaptım. İlk enerjim de sıfır olduğu için... ...kinetik enerjideki değişim kadar... ...iş yapmıştım. Bu sebeple 1800 Joule'lük... ...bir kinetik enerjisi vardır diyebiliriz. Peki bize hız hızını sormuş. Onu hesaplayalım. Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 M V kare formülünden... ...bunu 1800'e eşitlersek... ...çok basit bir şekilde işlemimizi yapıp sonucumuzu bulabiliriz. 1 bölü 2. Kütle değerimizi şimdi kullanacağız. Bakın 4 kilogram demiş. Hızını bilmiyorum ve kare 1800'e eşitlediğimde bunu 1800 ile eşitlediğimde sorumuzun cevabını bulacağız. 2 ile 4 sadeleştiğinde burada 2 kalıyor. 2 ile de 1800 sadeleştiğinde burada 900 kalmış oluyor. 900 eşittir v kare olduğu için hız değerinin 30 metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 30'un karesi 900'dür biliyorsunuz çok basit bir şekilde 3'ün karesinden de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Sorularımızın cevabını verdik. İlk öncül 1800'cül, ikincinin cevabı da 30 metre bölü saniye olacak diyebiliriz. Bir tık daha belki gördüğünüzde zor soru diyebileceğiniz bir soruyla artık sonlandıralım, veda edelim. Sürtünmesiz bir ortamda haş yüksekliğinde bulunan 4 kilogram kütleli cisim, serbest bırakılıyor. Belli bir yükseklikte tutulurken serbest bırakılıyor ama bu şu anda nedir? Belli bir yükseklikte tutulduğu için şu anda potansiyel enerjiye sahiptir. Yer potansiyel enerjisine sahiptir. Bunu da MGH formülüyle buluyorduk değil mi? Kütle, yer çekimi ve yükseklikle doğru orantılıydı. Cismin yayı 2 metre sıkıştırdığı andaki hızı 15 metre bölü saniye olduğuna göre haş yüksekliği kaç metredir? Şimdi arkadaşlar haş yüksekliğini bilmiyorum. Bu sebeple başlangıçtaki potansiyel enerjiyi bilmiyorum. Ama neleri biliyorum? Bu olay gerçekleştikten sonra yani cismi bıraktıktan sonra burada neler gerçekleşiyor? Burada benim sahip olduğum enerji ne kadar? Onu biliyorum. E, enerji korunumlu bir şey değil mi? Evet. Başlangıçtaki enerjim son durumdaki enerjime eşit olmalı. Sürtünmesiz bir ortam çünkü bu. Enerji kaybı yok. Bu sebeple ne yapacağız? Burada hem yayda bir sıkışma sonucunda e, esneklik potansiyel enerji meydana geliyor. Bunu e, e, P ile gösterelim. Esneklik potansiyel enerji meydana geliyor. Bunu ne ile hesaplayacağım? 1 bölü 2 K, X kare formülü ile hesaplayacağım. K dediğim nedir? K dediğimiz yayın esneklik sabitidir. Bu sebeple e, bu K'yi de e, zaten bize veriyor sorular. Yerine koyup bulacağız. E, bir de neyi hesaplamam gerekiyor? Kinetik enerjiyi. Çünkü... E, sıkışırken aynı zamanda belli bir hızla da gidiyor bu. Bunu da 1 bölü 2 m v kare formülüyle hesaplayıp ikisinin toplamını alıp neye eşitleyeceğim? Başlangıçtaki potansiyel enerjiye eşitleyeceğim. Şimdi onu şurada düzenleyerek yapmaya çalışayım. Potansiyel enerji eşittir. m g h bu formülü aynen aldım buraya getirdim. Neye eşit olmalı? Bu benim ilk enerjim. İlk enerjim. Başlangıçtaki enerjim ya da son durumdaki enerjiye eşit olmalı esneklik potansiyel enerjisi artı kinetik enerji. Verilenleri yerine koyuyorum şimdi 1 bölü 2 şu kx kare dediği için 1 bölü 2 çarpı 200'ü yerine yazacağım 200 çarpı x miktarı ne kadar 2 metre bakın cismin yayı 2 metre sıkıştırdığı andaki demiş 2 metre sıkıştırdığına göre x gördüğüm yere sıkışma miktarını yazacağım yani 2'nin karesi artı kinetik enerji. 1 bölü 2. Cismin kütlesini biliyor muyum? Evet biliyorum. 4. Neden? Bakın kinetik enerjide kütle de önemli. 1 bölü 2 m yani 4 çarpı hızın karesi. Hızını da vermiş mi bize? Vermiş. 15 metre bölü saniye yani 15'in karesini alacağım. Burayı düzenlersem e, burası 2. Şuradaki 200 sadeleştiğinde 100 kalıyor. 2'nin karesi 4. 400 geliyor buradan artı şurası 2 ile 4 sadeleşti. 2 15'in karesi 225. 2 ile çarparsam 450 oldu. 450 ile 400'ü toplarsak 900 yapmış oluyor. 900. Bu da neye eşit? MGH'a eşit. Peki başka neler var elimde benim? Kütle belli. Kütle değerim 4. E, G değerim 10. Çarpı H eşittir. 900 olduğuna göre ne oluyor bakın burada? 40 H eşittir. 900. Bunlar sadeleşirse 90 bölü 4 yapmış oluyor. Yani H yüksekliğimizin 90 bölü 4 yani 22,5 metre olduğunu söyleyebiliriz bu soru için. Bizden zaten H yüksekliğini istemişti. Onu da şu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Umarım işlemde bir hata yapmamışımdır. Hemen bir kontrol edelim. Buradan 100 geliyor. 400. Buradan... 15'in karesi 225 ve 2 ile geldiğinde sadeleşiyor buradan. 450 e, Toplamda, yani şurada bir sıkıntı var. 400 artı 450, 950 yapıyor. Bakın hemen hata bulduk. işlemde bazen hatalar olabiliyor böyle. 950 e, Bu 0 sadeleştiğinde 95 bölü 4 yapmış oluyor, affedersiniz. Hemen düzeltelim. Basit. H eşittir 95 bölü 4 yapıyor. Önemli değil. Yani sonucumuz tam çıkmamış olabilir. Belki öğretmenleriniz size tam sonuç çıkacak şekilde ayarlayabilirler arkadaşlar. E, dedikten sonra e, sorularımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Yazılı sınavınızda başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sultanbeyli Lisesi ve Halide Edip adı var Anadolu Liselerine e, sevgiler selamlar gönderiyoruz. Çünkü yorumlar kısmında e, bizlere e, işte hocam okulumuza selam söyler misiniz diye yazmışlardı. böyle yazan okulların isimlerini bizler de yazmaya çalışıyoruz. Ya da çevremizde bulunan okullar varsa mesela onların da isimlerini yazıp oradaki öğrencilere selamlar göndermeye çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.